Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan aile kurma kuralları başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İnsanın hayatında bir aile bulunması Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Aile toplumun çekirdeği ve ilk savunma kalesidir. Bu nedenle İslam tüm bireyler arasında sevgi ve merhamet sağlamak için aileyi sağlam ve uyumlu bir şekilde kurmaya özen gösterir. Netice olarak güvenlik ve istikrar tüm topluma yayılır. İslam şeriatimiz evliliğin istikrarını sağlayan hayat arkadaşı özenle seçmeyi emretmiştir. Aynı zamanda bütün maddi, sosyal ve psikolojik yönleriyle ailenin sorumluluğunu üstlenme yeteneğinin kazanılması önemi konusunda dikkatimizi çekmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey gençler, içinizden gücü yeten kişiler evlensin. Zira evlilik gücü haramdan korur, kişiyi iffetli kılar. Gücü yetmeyenler de oruç tutsun. Zira oruç kişinin şehvetini azaltır. İslam şeriatımız çocukları sağlıklı bir şekilde yetiştirmek ve onları dinlerine, toplumlarına ve ülkelerine karşı sorumlu olmayı öğretmek gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu durum güçlü bir aile korumanın temellerini atar ve dini ve toplumsal değerleri hatta faydalı gelenekleri çocuklara sevdirir. Çocuk ana baba elinde bir amanettir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah her çobanı üzerine aldığı işten sorguya çekecektir. Nihayet bir erkeğe aile fertlerinden dolayı sorguya çeker. Evlatların sağlık olması anne ve babalar için dünya ve ahirette güz aydınlığıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize güz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkek veya kadın olsun insanların en hayırlısının kendi ailesine karşı en iyi olanı olduğunu bize bildirmiştir. Hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi olanınızdır. Ben de aileme en iyi olanınızım. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı koca, en hayırlı baba ve en hayırlı dedeydi. Ailesine faydası olmayanın kendisine de hayrı yoktur. İslam dinimiz birbirine bağlı, sevgi dolu ve karşılıklı saygıya dayalı aile bütünlüğünü korumak için büyük önem arz etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünen kimse şunu görecektir. Kur'an kadını zevç olarak kabul ediyor. Yani kadına zevce demiyor, ona da zevç diyor. Sanki Kur'an-ı Kerim lafzi ejder yoluyla manevi ejdere işaret etmektedir. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yine diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Veda hutbasındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şöyleydi. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Eşler arasındaki mesele her türlü tahakküm ve kibirden uzak. Barınma, sevgi, merhamet ve karşılıklı hak ve ödevlere dayalıdır. Ailevi hayat, büyüklük taslama ve baskı ortamında değil, karşılıklı saygı ortamında kurulur. Dolayısıyla tüm taraflar neşe yaratmak, zorluklara katlanıp yüzleşmek için çalışmalıdır. Ebu Derda radıyallahu anh eşine şöyle demiştir. Beni kızgın gördüğün zaman beni hoşnut et. Eğer ben seni kızgın görürsem ben seni hoşnut ederim. Aksi halde birbirimize yarenlik edemeyiz. Ailelerin dünya ve ahiretin mutluluğuna kavuşmak için huzur ve istikrar içinde yaşamaları ne güzeldir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl, bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.